Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün önemli bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Göçmenlik Dairesi yaptığı son açıklamada yaklaşık %20 oranında Göçmenlik Dairesi'nde yapılan başvurularda ücret artışı açıklamasında bulundu. Bu önemli bir adım. Aslında genel olarak başvuru formlarında %20-%25 civarında bir artışın olacağını görüyoruz. Tabii bunun nedeni ya da değerlendirmesine baktığımızda Göçmenlik Dairesi en son 2016 yılında yaptığı bir ücret artırımı vardı. Dolayısıyla 4 yıldır genel olarak bir ücret artırımına ya da ücret değişikliğine bu anlamda girmemişti. Diğer bir sebebi de bu sene biliyorsunuz koronavirüs krizi sebebiyle Göçmenlik Dairesi'nde ciddi anlamda başvurularda düşüş olduğu için ciddi anlamda bir bütçe açığı ve sorunuyla karşı karşıya kaldı. Çünkü yapılan başvurulardan gelen gelirlerden çalışanların ve USCIS görevlilerinin ya da operasyonun masrafları karşılanıyordu. Ve bu anlamda ciddi bir Mart ayından itibaren kayba uğradıkları için, hatta biliyorsunuz sizler takipçilerimizle paylaştığımız gibi daha önceden de Göçmenlik Dairesi Ağustos itibariyle yaklaşık 2 ay epey bir çalışanını ücretsiz izne ayırma noktasında karar aldı. Çünkü herhangi bir ek bir bütçe alamadığı için. Dolayısıyla bu tip sebeplerden dolayı Göçmenlik Dairesi'nin genel bir ücret değerlendirmesi ve artışı durumuna girdiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii epey biliyorsunuz başvuru formları var, başvuru türleri var. Hepsinin açıklanmasına ya da değerlendirmesine girmeyeceğiz. Burada önemli olan bazı başvurular var. Genelde kişilerin ya da takipçilerimizi ilgilendiren, onlardaki artışları siz değerli takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Burada tabii önemli bilinmesi gereken nokta şu: Göçmenlik Dairesi Temmuz ayının işte 31 itibariyle bu kararını açıkladı ve Ekim'in 2'si itibariyle de bu karar uygulamadaki bütün başvuruları etkiliyor olacak. Dolayısıyla Ekim 2 ve sonrasında içeri girecek başvurularda bu ücret değişikliğine uygun şekilde başvuruların yapılması lazım. Yoksa başvuru yaptığınız dosyalarınız geri çevriliyor olacak. Diğer bir durumda bu kararda gördüğümüz önemli bir noktada belli başvuru formlarında da değişiklikler ve güncellemeler yapıldı. Dolayısıyla Ekim 2 itibariyle güncel olan başvuru formları kullanılmazsa bu başvurularında tekrar geri çevrileceğini unutmayın. O yüzden hem doğru ücret hem de doğru form ya da güncellenmiş form kullanılması gerekecek. Bir önemli tarafta burada gördüğümüz bu açıklanan ücret değişikliklerinde online yapılabilen başvurular ile posta ile yapılan başvurular arasında yaklaşık bir 10 dolar bir ücret farkı oluşturulduğunu görüyoruz. Tabii her başvuru online yapılamıyor. Yapılan başvurularda yaklaşık, eğer online yapılırsa, bir 10 dolar kadar bir indirim verilme durumuna girildiğini görüyoruz. Burada dediğimiz gibi epey bir başvuru formları var. Bu başvuru formlarında ciddi değişiklikler var. Burada ben sadece belli olanları açıklayıp hani siz değerli takipçilerimizin daha çok ilgisini çekecek onlarla başlamak istiyorum. Öncelikle green card, yeşil kartlarını yenilemek isteyenler, I-90 başvurusu yapan kişilerin başvuru ücretlerinde aslında artıştan ziyade düşüş olduğunu görüyoruz ve ücretin düştüğünü, dolayısıyla bunun online yapılırsa 405 dolar, eğer posta yoluyla yapılırsa da 415 dolar olacağını görüyoruz 2'den sonra. Ve onun dışında nişanlık vizesi başvurularında da, Göçmenlik Dairesi'nde yapılan 129F başvurularında da ücretin cüzi anlamda düştüğünü görüyoruz ve yeni ücretin 510 dolar olacağını görüyoruz. Onun dışında yapılan 130 göçmenlik vize ana petition başvurularındaki ücrette de ufak bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. 131 seyahat izinleriyle ilgili olan başvurularda da ufak bir artışın, 15 dolar kadar bir artışın olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 590 dolara geldiğini görebiliyoruz. Statü değişiklikleri ve ya da statü uzatmaları için yapılan I-539 başvuru formlarında da yaklaşık 20 dolarla işte 30 dolar arasında bir artışın olduğunu, online yapılırsa 390 dolar, normal posta yoluyla yapılırsa da 400 dolara geleceğini, yeni ücretin görüyoruz. Asıl önemli ya da yüksek fiyat artışlarından bir tanesi vatandaşlık başvurularında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla N-400 başvurusu yapacak olan kişiler Ekim 2'den sonra 1170 dolar ödeyecekler. Eğer ondan yaparsalar 1160 dolar. Yani neredeyse 725 dolardan 1170 dolarlara kadar çıkan bir rakam görüyoruz. Yani bu da ciddi bir artış. Dolayısıyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler Ekim 2'yi beklemeden öncesinde yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Onun dışında tabii önemli olan diğer bir başvuru türü de çalışma izni başvuruları ve bunlarda I-765 başvurularında fiyat artışının 410 dolardan 550 dolara çıktığını, bu tabii DAKA başvuruları dışında olanlar
bütün çalışma izni başvurularında $410'dan $550'a çıkacağını görüyoruz. Başvuru formlarındaki değişikliklerinden bu genel olanları, ailevi başvurularla ilgili olanları belirtmiş oldum size. Çünkü bunlarda ciddi bir değişiklik var, fiyat değişimleri var. Ve burada tabii önemli olan bir noktada normalde 485 başvuruları yapılırken ön ücret ödendiğinde çalışma izni ve seyahat izni için ücret ödenmiyordu. Ama şu an artık çalışma izni ve seyahat izni için de normal yeşil kart dosyanızın dışında ücret ödenmesi gerekecek. Dolayısıyla bu da önemli değişikliklerden bir tanesi diyebiliriz. Tabii ciddi anlamda ücret artışlarının olduğu başvuru türleri var ama onlar çok detaylı. Göçmenlik Dairesi'nin bu yaptığı açıklamada yaklaşık neredeyse 600 sayfalık bir fiyat değişimini açıklayan, formlarda değişiklikleri açıklayan bir bildiride bulunduğunu görüyoruz. Çok hacimli bir değişim görebiliriz. Ama bunlar önemli olanlardı ve siz değerli takipçilerimizle paylaşmayı uygun gördük. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı olmuştur. Eğer bu konuda herhangi bir değişiklikler olursa ya da yeni gelişmeler olursa tabii ki siz değerli takipçilerimizle bunu paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler, teşekkürler.